Şimdi yedinci etkinliğimize bakalım birlikte. Bakın ne diyor şimdi? Aşağıdaki insanlığın ilk dönemleri ünitesiyle ilgili ifadelerdeki altı çizili kavramları doğru ve yanlış olarak belirtiniz. Yanlış kavramların doğrusunu karşısına yazınız diyor arkadaşlar. Hemen birle başlayalım. İlk çağda Mısırlılar ilk dönemlerinde polis adı verilen şehir devletleri kurmuşlardır. Evet, şehir devletleri kurdukları doğru ama o şehir devletlerinin adı polis değildi. Neydi arkadaşlar? Nom. Burada da hemen bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Bakın, Sümerlerin şehir devletlerine site, Mısır'daki şehir devletlerine nom, Ege uygarlıklarında Yunan ve İonya'daki şehir devletlerine polis denmiştir. Geçelim ikiye. Persler ele geçirdikleri yerlerde koloniler kurarak idari örgütlenmeyi sağlamışlardır. Yanlış arkadaşlar. Burada koloni kelimesi yerine ne gelecek? Satraplıklar kurdular. Eyaletler değil mi? Satraplıklar. Hatta eyalet ilk eyalet sistemiydi. Büyük İskender'le Roma'da örnek almıştı. Az önce vurguladık. Üçe bakalım. Roma'da Cumhuriyet döneminde Senato tarafından bir yıllığına seçilen konsül adı verilen iki kişi ülkeyi yönetirdi. Doğru arkadaşlar. Böyle bir konsülde yönetiliyordu. Dörde bakalım. Soğutlar ilk ve orta çağın önemli tüccar kavimlerinden biridir. Bu da doğru, değil mi? Orta Asya'da Seyhun Ceyhun Irmağı'nda o bölgede Asya'yı canlandıran bir medeniyetti. Beşe bakalım. Lidya devleti en parlak dönemini Kral Giges döneminde yaşamıştır. Bakın arkadaşlar, bu yanlış bir ifade. Hangi dönemde yaşamışlardır? Krezus döneminde yaşamışlardır. Krezus döneminde yaşamışlardır. Geçelim 6'ya. Kudüs'teki Hristiyanlar Romalılar tarafından baskı altına alınınca bir grup havari Antakya'ya gelmiştir. Evet, doğru bir bilgi arkadaşlar. Geçelim 7'ye. Frigler Milattan önce 3000'in sonlarında Mezopotamya, Doğu Anadolu ve Orta Fırat havzasına göç etmişlerdir. Arkadaşlar, buradaki göç eden bu bölgelere Frigler değil, bu yanlış. Bu bölgeye göç eden Hurriler dediğim kavimdir. Hurriler arkadaşlar, unutmayalım. 8'e bakalım şimdi. Kayseri'deki Kültepe, Anadolu'daki ilk tarımsal üretimin yapıldığı ve köy yerleşiminin kurulduğu yerdir. Yanlış, değil mi? Hemen bunun gerçeğini tamamen doğrusunu yazalım. Çayönü yazalım bunu. Çayönü. Bakın, Kayseri'deki Kültepe değil, Diyarbakır'daki Çayönü ilk tarımsal üretimin başladığı yerdir. Kayseri'deki Kültepe tam farklıdır. İlk yazının kullanıldığı yerdir Anadolu'da ama Asurların kurduğu ticaret merkezleriyle yazıyı öğrenmişlerdi. Geçelim 9'a. 10 emir Hazreti Musa'ya gönderilmiştir. Evet doğru. Az önce de dedik, hukuk kuralı olarak da bunu kullanmışlardır. Roma İmparatoru Konstantin 12 levha kanunları ile Hristiyanlığı serbest bırakmıştır. Yanlış arkadaşlar. Değil mi? Bu neydi? Milano fermanı ile serbest bırakmışlardı. Milano fermanı değil mi? Romalılar 12 levha kanunları Roma'da patrici pileb yani iki sınıf arasındaki çatışmayı engellemek için yapılan kanunlardı. Modern Avrupa hukukunun modern hukukunun da temeli kabul ediliyordu. Yani 12 levhanın burayla ilgisi yok buradaki cümleyle. 11'e bakalım arkadaşlar. İlk çağda Yunan polis devletlerinden Sparta'da bakın İlkel demokrasi uygulanmıştır. Bakın Yunanistan'da evet ilkel demokrasi var ama bu Sparta'da değil. Nerede arkadaşlar? Atina'da. Oradaki Sparta bilgisi yanlış. Orası ne olacak? Atina olacak. 13'e bakalım şimdi sizinle birlikte arkadaşlar. 12'ye. Urgakina kanunlarında kısasa kısas esası benimsenmiştir. Arkadaşlar bu da Urgakina kanunları değil. Bakın bu da yanlış. Urgakina kanunları değil. Hammurabi yasalarıdır. Bunu da düzeltelim. Hammurabi. Urgakina kanunları
fidye esasına dayalı yumuşak kanunlardı. Burada bahsettiği kanunlar Urgakina değil, Hammurabi kısasa kısas. 13 ile devam edelim şimdi. Sümerlerin bulduğu hiyeroglif yazıyı Fenikeliler alfabeye dönüştürmüştür. Bakın bu hiyeroglif yazıyı Sümerler bulmadı. Yanlış. Kim buldu arkadaşlar? Mısırlılar. Bakın Mısırlıların bulduğu hiyeroglif yazı diyelim. Geçelim 14'e. İlk çağda Mısırlılar ölen kişileri mumyalarken anatomi ve tıp biliminde gelişmişlerdir. Doğru arkadaşlar. Tamamen doğru bir cümle. 15'e bakalım. İlk çağda Hititler Demos adı verilen meclis kurmuşlardır. Bu da yanlış arkadaşlar. Hititlerin kurduğu meclis Pankuş'tu. Demoslar başka değil mi? Yunanistan'da vardı. Bahsetmiştik. Bakın arkadaşlar bu bölümü de son bölümü birinci fasikülümüzün son bölüm etkinliklerinde birlikte tamamlamış olduk. Dikkat ettiyseniz bol tekrarlı, bol etkinlikli bir konu anlatımı yaptık. Bu ikinci fasikülümüzde konularımıza devam edeceğiz.